yaşıyoruz. Dilber'le tüm Türkiye'yi oynattı. Yepyeni akımlar başlattı. Bir başıma gitsin, gideceğim. İkinci fragmansa Dilber'in aksine izleyicileri ağlattı. Artık hiç silinmiyor kara lekeler. Sonsuza kadar peşinden geliyorlar. Taze ön yargılara bayat geçmişler. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. İlk fragmanda Erkal Sonel'in yazıp seslendirdiği şarkıda Dilber karakteriyle oynayan Hazar Ergüçlü büyük beğeni topladı. Biraz daha alsaydım, aşkımı gönlünü alsaydım. Ergüçlü'nün özel eğitim aldığı dansı kadar şarkıdaki Dilber evin yok mu sözlerine takılanlar da vardı. Dilber'in evsiz olmasını içerleyen erkekler internet etti, yeni bir akım başlattı. Keşke biraz daha alsaydım, aşkını gönlünü alsaydım. Kimi Dilber'e ev aldırmak için ekrana para saçmaya başladı. Kimi de neyi var neyi yoksa Dilber için satışa çıkardı. Kimi arabasını, kimi tarlasını, kimi de hayvanlarını satıyordu. Dilber için kolları sıvayıp ev yapmaya başlayanlar bile oldu. Erkeklerin bu çılgınlığı kadınları da telaşlandırdı. Erkekleri uzak tutabilmek için Dilber'i ev sahibi yapalım akımı başlattılar. Aşkını gönlünü alsaydım. Dilber'in dansıyla başlayan esprili akımlar hızla yayılırken dizinin ikinci fragmanı yayınlandı. Herkesi coşturup esprili paylaşımlar yaptıran ilk fragmanın aksine ikincisi herkesi ağlattı. Dilber abla, müzikolde çalışıyor. Affedersiniz, açacak var mı acaba? Sizin isim neydi? İstediğim sorudan başlayabiliyor muyuz? Tabii. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in ölen eşinin mezarı başındaki sözleri ve gözyaşları dizi hakkındaki merakı iyice arttırdı.